Şimdi bu koronavirüsüyle alakalı çok düşündüm aslında bu videoyu yaparken ama ne olursa olsun, ucu nereye varırsa varsın, bu video burada kalsın. 2 yıl sonra veya 1 yıl sonra açıp izlediğinizde ya adam o gün söylemiş diyeceksiniz. Bu koronavirüsüyle alakalı bazı şeyler söylemek istiyorum. Belki de bakış açınızı değiştirecek bazı şeyler söylemek istiyorum. Çok komplo teorisi üretildi. Yok işte üst akıl yapmış, karanlık akıl yapmış vesaire. Bu virüs kimi vurdu kardeşim? Bu virüs kimi vurdu? Bunu bir iyice düşünmek lazım. Bu virüs güç bende. Bu dünyada istediğimi yaparım, istediğim yere işgal ederim diyenleri vurdu. Bu güç para bende, sermaye bende, ekonomi bende, hak benim diyenleri vurdu. Sağlıktan ziyade bunları vurdu. Bakın ben 20 yıldır Avrupa'da sağlık sektörünün içindeyim. İşbirliği yapmadığım çok az ciddi sağlık kuruluşu var Avrupa genelinde. Danışmanlık yapıyorum, tedarikçilik yapıyorum, altyapı hizmetleri sunuyorum. Çok sayıda gerek sağlık yöneticisi, gerek doktor, her branştan arkadaşım, dostum, işbirliği yaptığım insanlar. Bunların tamamıyla konuşuyoruz bu meseleleri. Bunların en başından beri, yani Wuhan'da çıktığı andan itibaren bu korona meselesini takip ediyorum ben. Yazılanları, çizilenleri, farklı farklı kaynaklardan, farklı farklı dillerden, farklı farklı kaynaklardan olan biteni takip ediyorum. Şu an bir akıl tutulması yaşanıyor. Çok ciddi bir akıl tutulması. Eğer o üst akıl dediğiniz bir şey, birisi varsa, ki bu üst akıl paradır, sermayedir, sermayeyi elinde tutanlardır. Onun yaşadığı ciddi bir akıl tutulması var. Bakın dünyayı durdurdular. Korkudan, panikten dünyayı durdurdular. Dünya durdu. Almanya ölçeğinden ben size bir örnek vereyim. Dün Audi'nin mühendislerinden bir tanesiyle konuştum. Dedi ki burada üretimin bir dakika durması, yani bu fabrikada üretimin bir dakika durmasının maliyeti 130 bin euro. Yani yaklaşık 1 milyon Türk lirası. 1 milyon Türk lirası bir dakikada. Audi'nin 5 tane fabrikası var. Ne yapar size? 5 milyon Türk lirası. Bir dakika. Bunun Mercedes'i var, Volkswagen'i var, Citroen'i var, Peugeot'u var. Fiat'ı var, Jaguar'ı var, Skoda'sı var. Var da var yani. Bunların tamamı duruyor şu an. Bir dakikalık maliyeti devletleri dize getirir. Bu üretim durdurmasının. Sadece otomobil sektörü değil, bütün sektörler duruyor. Bunun maliyetini hayal edebiliyor musunuz? Bu virüsün ekonomiye açacağı zararı hayal edebiliyor musunuz? Bu güç bende, para bende diyenlerin nasıl diz çökeceğini hayal edebiliyor musunuz? Bu daha krizin ilk başı, 1 hafta oldu, 2 hafta oldu. Bunun, bu durumun haftalarca devam etmesi halinde bunların durumunu hayal edebiliyor musunuz? Peki ne için? Sağlıktan ziyade ekonomiyi vurdu dedim. Almanya'da bugün 130 kişi öldü krizin başından beri koronadan dolayı. Matematik yalan söylemez. İstatistikler ortada. Almanya'da her yıl akciğer enfeksiyonlarından dolayı 68 bin insan ölüyor. Ki korona da bir akciğer enfeksiyonu. Böyle pnömoni, bronşit, bu benzeri bu hastalıklardan dolayı her yıl zaten 68 bin insan ölüyor. Normal bir günde ortalama, yani kışın, kış aylarında oluyor bu vakalar. Almanya'da her gün zaten 400 kişi ölüyor bu işten. İtalya'da her gün normal bir yılda, yani geçen yıl ölen insan sayısı akciğer rahatsızlıklarından dolayı 80 bin. 300 kişi zaten her gün normal bir kış gününde bu hastalıktan dolayı ölüyor. Ölenlere bakıyorsunuz, doktorlar bunu, birçok yabancı doktor da anlatıyor. Diyor ki kardeş, yani burada evet ölüyor bu adamda, koronavirüsü var ama bu adam grip de olsa ölürdü diyor. Çünkü 92 yaşında, çünkü kanser tedavisi görüyor, çünkü kemoterapi alıyor. Ölenlerin büyük çoğunluğu bu durumdaki insanlar. Ben kesinlikle hastalığı böyle işte hafiflemek için vesaire söylemiyorum bunu. Sadece matematik ortada da, yani Almanya'da her yıl 68 bin kişi ölüyor. Bu yıl üzerine 130 tane korona virüsü görmüş. Bu her yıl ölen 68 bin kişi. Her kış gününde olan 300, ölen 300 kişiden dolayı herhangi bir panik yapılmadı. Herhangi bir şekilde manşetlere düşmedi. Her şey devam etti. Bu sefer üretim durduruldu. Sebep panik.
bu üst akıl dediğimiz şey, bu parayı sermaye elinde tutanlar bir akıl tutulması yaşıyor şu anda. Neye uğradıklarını şaşırmış durumdalar. Bir yıl sonra geri dönüp baktıklarında ya kardeş biz ne yapmışız ya? Pire için yorganı yapmışız diyecekler. Bu video burada kalsın. İnşallah ben haksız çıkarım. Ama haklı çıktığımı zaman gösterecek. Domuz gribinde de buna benzer bir paniğe kapılmış. Çünkü insanoğlunun o hayatta kalma şeyi var ya, içgüdüsü var ya. O onu bazen mantıksız hareketler yapmaya sevk ediyor. Ve şu anda kolektif, yani toplu bir cinnet geçiriliyor. İnsanlar ne yaptığının farkında değil. Peki neden oldu bunlar? Oldu çünkü bu böyle gitmezdi. Çok fazla güçlenmişlerdi. Çok zalimleşmişlerdi. Çok fazla ah almışlardı. Ne zannediyorsunuz siz? O Doğu Türkistanlı baba, milyonlarca başka Doğu Türkistanlı Müslüman gibi evlerinden zorla alınıp kamplara götürülürken, onların evlerine el alemin Çinlisi gelip getirilip yerleştirilirken mahremlerinin yanına, "Ya Rabbi, intikam sahibi sensin, benim gücüm yetmedi" dediğinde Allah duymadı mı zannettiniz? Afrika'da ayaklarının altından madenleri alınan insanların, onlara 5 kuruş vermeksizin madenleri çalınan insanların, batı tarafından sömürülen insanların, bakın Burkina Faso'da Fatıma kardeşimiz 20 kuruşluk sıtma ilacını bulamadığı için yavrusunu mezara verdi. 4 aylık yavrusunu. Bunun ettiği bedduayı Allah duymadı mı zannettiniz? Gazze'de evini başına yıktıkları 5 yaşındaki çocuğun bedduasını Allah duymadı mı zannettiniz? Bunlar korkularından dolayı, hayatı çok sevdikleri için korkularından dolayı paniğe kapıldılar. Ve bu korkularından dolayı da bu yaşadıklarını şu anda yaşıyorlar. Nasıl bir çöküntü yaşayacaklarını bir yıl içinde, iki yıl içinde göreceksiniz. Peki bizi niye vurdu diyeceksin. Biz de mi zalimiz? Bakın, bu koronadan dolayı Kabe boş. Resul-i Ekrem Efendimizin mescidi boş. Camilerimiz boş. Belki de orada secde etmeye layık değildik biz. Belki de o saflarda durmaya layık değildik. Neden? Hangi zalimin karşısına dikildik? 10 bin kilometre öteden gelip kardeşimizin evini tekmeleyip içeri girdiklerinde hangimiz o zalimlerin karşısına dikildik? Hangimiz zekatını dosdoğru verdik ki o Afrika'daki kardeşlerimiz o duruma düşmesin? Hangimiz zulme karşı bir Müslümanca tavır sergiledik? Belki biz o saflarda durmaya layık değiliz. Belki de sustuğumuz için suç ortağı olduk. Koronavirüsü ile alakalı benim düşüncem bu. Bütün bu olanlar Allah'ın bir takdiri, bu üst aklım diye geçtiğinde bir akıl tutulmasıdır. Göreceksiniz. Zaman bunu gösterecek.